Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine maaş kısıtlaması milyonlara büyük şok. Emeklilik başvurusunu 2025 yılına taşıyan vatandaşlar %35 maaş kesintisi yaşayacak. Türkiye'nin en büyük sosyal grubunu oluşturan 16 milyon emekliye ardı ardına kötü haberler geliyor. Emeklilere Temmuz ayında bekledikleri maaş zammını vermeyen ekonomi yönetimi, şimdi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulamaya konulan kısıtlamalar ile emeklilerin aylıklarından kesinti yapılmasına hazırlanıyor. Son düzenlemeler sonrasında emeklilik başvurusunu gelecek seneye taşımanın maliyeti ortaya çıktı. %35 daha az maaş alacaklar. Vergi uzmanı Nedim Türkmen, kaleme aldığı bir yazısında emeklileri ilgilendiren düzenlemenin dezavantajlarına dikkat çekti. Geç emekli olma planlarının yeni emekli aylığı bağlama sisteminde büyük dezavantajlarının bulunduğunu belirten Türkmen, emekliliğini 2025 senesine taşıyacak olanların %35 daha az maaşı alacağını ifade etti mağduriyetleri giderecek ilave bir düzenleme yapılmaması durumunda önümüzdeki günlerde birçok kişinin emeklilik dilekçesi vermesinin muhtemel olduğu da SGK uzmanları tarafından dile getirildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yıllık enflasyon %3 ila 5 arasında olsa dilekçe tarihinin emekli maaşına etkisi çok sınırlı kalır. Enflasyon yüksek olsa dahi önümüzdeki yıllarda enflasyon aynı düzeylerde olduğunda da dilekçe tarihinin maaşa etkisi ihmal edilebilir düzeyde bulunur. Fakat enflasyonun hızla arttığı ya da hızla düştüğü dönemlerde dilekçe tarihi maaş miktarını oldukça etkiliyor. Bu sene enflasyonda hızlı düşüş öngörülüyor. 2024 senesinin başka bir özelliği daha var. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarına Ocak ayında enflasyonun üzerinde zam yapıldı. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısında enflasyon %37,57 olduğu için normalde Ocak ayında emekli maaşları da bu oranda artacaktı. Fakat artış %49,25 olarak gerçekleşti. Konunun anlaşılabilmesi için ilk kez emekli olanların maaşının nasıl hesaplandığı hakkında kısa bilgi vereyim. Emekli maaşı, tüm çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prim gün sayısına ve prime esas kazanç tutara göre belirlenen aylık bağlama oranına, abo, göre değişiklik gösteriyor. Emeklilik için 2025 iyi beklemeyin. Temmuz Aralık döneminde emeklilik dilekçesi verildiğinde, dilekçenin sunulduğu yılın Ocak ve Temmuz aylarında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam aynen yansıtılıyor. Emeklilik dilekçesi bir sonraki yılın Ocak ayında verilirse önceki yıl Ocak ve Temmuz'da maaşlara gelen zamlar dikkate alınmıyor. Bunun yerine önceki yılın tüketici fiyat endeksi, tüfe artışının %100'ü ile milli gelirdeki gelişme hızının %30'unun toplamından oluşan güncelleme kat sayısı üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Emekli maaşlarına Ocak ayında %49,25, Temmuz'da da %24,73 oranında artış yapıldı. Yıllık zam %86,16 oldu. Dilekçesini 31 Aralık 2024'e kadar sunanlar Ocak ve Temmuz aylarındaki zamdan faydalanacaklar. 1 Ocak 2025'ten sonra dilekçe verenler ise yararlanamayacaklar. %30 üzerinde maaş kesintisi olacak kisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için 2024 yılı ocak ayında 16612 lira olan ve ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam yansıtılmamış maaş örneğini ele alalım. 16612 Türk lirası olan maaş 31 Aralık 2024'e kadar emeklilik dilekçesi verildiğinde önce ocak zammı uygulanarak 24793 lira yükselecek. Temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında da bu tutar 30.925 lira olacak. Diyelim ki, bu senenin Temmuz Aralık döneminde enflasyon %10'da kaldı. 31 Aralık 2024'ten önce dilekçe vermiş olanların maaşı sonraki yılın Ocak ayında %10 oranında zamlanarak 34.016 lira olacak. 1 Ocak 2025'ten sonra dilekçe verildiği takdirde ise, 2024 Ocak başında zamsız hali 16.612 lira olan maaş %39,2 oranında zamlandığında 23.124 lirada, %44,72 oranında zamlandığında ise 24.040 lirada kalacak. Ayrıca Ocak ayında bu senenin ikinci yarısındaki %10'luk enflasyon oranında zam yapıldığında ise sırasıyla 25.436 liraya ya da 26.623 lira olacak. Bu durumda, dilekçesini 31 Aralık 2024'te verildiğinde, 2025 Ocak ayında 34.016 lira maaş alınacak. 1 Ocak 2025'ten sonra dilekçe verildiğinde ise, 2025 Ocak ayı maaşı 25436 lira ile 26623 lira arasında olacak. Gelecek sene Ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10000 liraya kadar yükselebilecek.